Aşılar Ankara'ya ulaştı dedik. 17 konteynerle gelen aşılar Sağlık Bakanlığı'nın depolarına nakledildi. Şimdi son bilgileri alacağız. A Haber muhabiri Ece Altuğ notlarıyla karşımızda olacak. Sözü Ece'ye bırakın. Yapılacak. Devlet hastanelerinde Pelin, aşılar hemen arkamızdaki depolara getirildi ama son adresi burası olmayacak. Çünkü önümüzdeki saatlerde ya da günlerde diyelim, buradan laboratuvarlara götürülecek ve bir inceleme süreci başlayacak. Tabii soğuk zincirinin bozulmaması adına titiz bir çalışma yürütüldü. Depolara getirilene kadar bundan sonra dağıtım süreci de yine aynı titizlikle devam edecek diyebiliriz. Dediğimiz gibi burada şu anda aşılar ama inceleme süreci olacak. Laboratuvarlarda 14 gün süreceğini biliyoruz o sürecin ve ardından da zaten aşılama süreci başlayacak ki 3 milyon doz aşı geldi. O 3 milyon doz da sağlık çalışanlarına ayrılmış durumda. İlk sırada onlar var çünkü Covid-19'la mücadelede en ön sırada yer alan sağlık çalışanları büyük de risk altında. Dolayısıyla gelen ilk parti 3 milyon aşı da öncelik onlara verilecek. Sonrasında zaten Sağlık Bakanlığı'nın 4 aşamalı bir planı olduğunu biliyoruz. İşte bu plan çerçevesinde de 65 yaş üstü gruplar olacak, kronik hastalığı bulunanlar olacak, yine riskli meslek grupları olacak ve liste bu şekilde devam edecek, aşılama bu şekilde yapılacağını söyleyebiliriz. Tabii şunu da biliyoruz aslında, 14 gün arayla yapılacak her iki dozda ve Haziran ayına kadar da tüm toplumun %60'ının aşılanması bekleniyor. Tabii aşılar nerede, kime nasıl yapılacak, buna ilişkin de yine bilim kurulunun önderliğinde bir çalışma olduğunu söyleyebiliriz. Ama şu an itibariyle elimizdeki bilgilere baktığımızda aile hekimlerinin ön plana çıktığını söyleyebiliriz. Aşılamada yine bir randevu sistemi olacağını biliyoruz. Ama sağlık çalışanlarının nerede, nasıl olacağına ilişkin, aşıya ilişkin ayrı bir planlama da var. Bunu da altını çizmiş olalım. Dediğimiz gibi 3 milyon aşı geldi ilk etapta ama Çin'den aşılar parti parti gelecek. Bu ilk partiydi ve Şubat ayında da aslında 50 milyon dozun gelmesi planlanıyor. Tabii bunun dışında yine Almanya'dan gelecek aşı var ve yerli aşının da devreye girmesiyle de çeşitliliğin artacağını söyleyebiliriz aşıda ve bahar aylarında da aslında vatandaşlar istedikleri aşıyı da alabilecek konuma gelecekler. Tabii planlarda bir aksaklık olmazsa ama toparlayacak olursak gelen Çin'den gelen 3 milyon aşı sabah saat 5.40 sularında Esenboğa Havalimanı'na indi. Oradan 17 konteynerle hemen arkamızdaki Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü'nün aşı ve ilaç deposuna getirildi ki şunu da altını çizelim, aslında 2021 yılına ait bütün aşılarda hemen arkamızdaki bu depoda, diğer aşılarda Türkiye'de kullanılan hemen arkamızdaki bu depoda muhafaza ediliyor. Hali hazırda onu söyleyelim. Bundan sonra gelen aşıların da adresi burası olacak ve ardından dediğimiz gibi 14 günlük bir inceleme süreci olacak. Onay alması durumunda da aşılama başlayacak diyelim ve söz yeniden size bırakalım.